Efendim herkese merhabalar. Hafta ortasını bulduk ve herkes elbette merakla teknik analizde bize piyasaların yönü hakkında ne söylenecek? Bunun cevabını bulmak istiyor. Gerçekten de hem Viyop'ta kar realizasyonu sonrasında olumlu trend devam eder noktasında S&P bizi çok fazla yanıltmadı. Ve yine bakıldığında altın fiyatlarında yön bulmanın altın bulmaktan daha zor olduğu bir dönemdeyiz. Her iki başlığı da çok detaylı konuşacağız. Zannediyorum 11'den fazla grafiğimiz var. O yüzden ben sözü çok fazla uzatmayayım ve Cüneyt Paksu'ya bırakayım. Cüneyt, ne diyorsun? Yani rakamlar bize hep yol gösterici olur dedik ama biraz da kafa karıştırıcı bir dönem özellikle altıncısı açısından. Aynen sevgili Artunç. Altın bu yönünü bulmak altın bulmak kadar kıymetli. Çok güzel bir ifade, tuttum bunu. Bu hatta mottomuz. Altının yönünü bulduğumuz gün altını bulur muyuz? Ne dersin? Onu da sana bırakayım. Altın alacağımız olsun diyelim altından. Şimdi işin net görünen kısmı, ikinci dibi istemiyorlar. Yani onun ya da ikinci dibin öyle bir ihtimalin daha yukarıda gerçekleşmesini istiyorlar merkez bankaları, çok net. Hemen daha devreye sonra giriyorlar. Aynen, hemen devreye giriyorlar. Yani S&P geliyor kritik eşiğe, onlar da bu işi takip ediyorlar belli. Retorikleri takip ediyorlar, teknik analiz baktıklarını söylemiyorum ama belli seviyeler önemli neticede araştırma departmanlarında. Psikolojik muhakkak seviyeler zaten bunlar. Aynen, aynen öyle. Yani o teknik analizde çizdiğimiz bütün çizgiler, ortalamalar hepsi o yatırım yapmış en kısa vadedeki insanların, kurumların, bireylerin ortak psikolojisini gösteriyor. Nerede iş değişiyor, nerede pozitife dönüyor, nerede negatife dönüyor. Omurga değerler. Tam omurga değerlere geldiği an FED devreye girdi, şirket tahvili alıyorum dedi. Yani yapabileceği en maksimum desteği verdi. Zaten para basıyor. Zaten sınırsız masada. Powell biraz moralleri bozmuştu. Biliyorsun söylemlerinde tonu biraz negatifte tuttu. İşte bilinmiyor dedi. Virüs ikinci dalga getirebilir dedi. Ne kadar hasar tespiti var bilmiyoruz, biz masadayız dedi. Sözler verdiği halde sırf tonu bahane etti. Ama S&P'de bir düzeltme bekliyorduk seninle. Düzeltmenin dönmesi gereken yerden döndü. Dolar endeksi aşağılara geldi ama direniyor. Altın zaten yönünü aramaya devam ediyor sıkışarak. Galiba Haziran'ın 3. haftasına doğru giderken bu hafta Haziran'ın 3. haftası için bir önemli sinyal niteliği taşıyacak. Belirtelim, başlayalım hızlıca. Ama net söyleyeyim, şu an pozitif havanın tek sebebi para. Paranın verdiği kuvvet. Bilmiyorum ne dersin. Tabii tabii. Çünkü FED yani bizi kurtarır. Ne olursa olsun kurtarır. Aynen. Piyasanın arkasına o FED'in desteğini aldığı için rahat devam ediyor. Ve uzun bir sürede rahat devam edecek. Çünkü FED o arkadan çekilmeyecek. Tamam. Evet. Belki negatifler faizi çok sonraya bıraktı. Belki veri meclisi noktasında Eylül toplantısı vesaire oralara bıraktı. Ama 2022'ye kadar faiz arttırmayacağım dedi. Daha ne desin? Sınırsızca para limitlerinde kullanacağım dedi. Evet. Daha ne yapsın? Yetmedi. Trump 1 trilyon dolar altyapı dedi. Yetmedi. Japonya Merkez Bankası 1 trilyon dolar ek dedi. Yani bitmiyor. Bitmediği için piyasalarda temel hikaye normalleşene kadar yönünü hep yukarıda aramayacak ama en azından aşağı yönlü kırılma ihtimallerine karşı bir defans var. Onu net olarak gördük. Hemen dolar endeksi. Hala 13 hafta pivot değerimiz 97-80-98'in altında kalmaya devam ediyoruz. Fakat burada bir çıkış var. Yani aşağıda da pek hani kritik eşiğimiz 96'ların altında pek kalmak istemiyoruz sevgili Artunç. Bir 95-70 gördük biliyorsun. 95-70-95-50 hızla 97'lere döndük. Tamam, 99-100 bu 2001'den gelen 20 senelik trend eşiğinden uzağız. Trend çizgimizden uzağız. Yani yukarı yönlü gitmiyoruz. Ama benim için hep söyledim, şu aralık içinde kalmak. Yani aşağıdan gelen bu trendin ve omurga değerin arasında kalmak 98-93. Önemli, önemli olmaya devam ediyor. İndikatörümüz, kullandığımız indikatörümüz, yani bir kez daha söyleyeyim,
finansal okuryazarlık adına buradayız. Çünkü okuyorum aşağıdaki yorumları. Teknik analiz her şey değildir. Teknik analiz sadece yardımcıdır. Siz farklı dinamiklerle teknik analizi yorumlayabilirsiniz. Evet. Biz buraya gelirken en az 10 grafikle, bir kez daha söylüyorum, tehdit ederek geliyoruz. Ara ara o baktığımız grafiklerden de esintiler vermeye gayret ediyoruz. Farklı indikatörler gösteriyoruz. Farklı bakışları biz burada göstermeye gayret ediyoruz ama şu grafik üzerinde anlattığım her şey birçok şeyin birleşimi. Bir kez daha hatırlatayım evet. Yayına başlarken. Aşağı yönlü hareketin devamı diyor. Fakat dolar endeksi düşmek istemiyor. Muhtemelen ben şu aşağıdan gelen önemli desteğin test edileceğini düşünüyorum. Hmm. Birkaç hafta içinde. Yani 94-95'ten. Yani. Evet. Yani ihtimal var. Çünkü evet. Merkez bankaları o kadar zamanlama, timing muhteşem ki devreye giriş zamanlaması. Yani istemiyorlar. Çünkü bir kez daha doların yukarı çıkması, global dolarizasyonun masaya gelmesi şu ana kadar yapılan her şeyi geriye bırakabilir ya. Virüs ikinci dalga, işte Pekin'i konuşuyoruz. Çin tazminat vermemek için mi suni bir gündem yaratıyor bilmiyorum ama Pekin'de tekrar virüs endişeleri deniyor. Şimdi hazır biz orada bitirmişken Amerika'da, Avrupa'da normalleşme derken bir kez daha mı ikinci dalgayı konuşur hale geleceğiz? Onu sen zaten konuşuyorsun. Biz teknikten uzaklaşmayalım ama maalesef oraya da döngü yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü asıl hikayede o var. Onunla teknik göstergeler uyuşmuyor. İlginç olan bu. Yani paranın gücünün nasıl grafikleri, en büyük grafiği bile motive edebildiğini de bir kez daha ortaya koyalım. Yani, çünkü ahlaksız bir piyasa var. Ya, global ölçekte amaç belli. Sistemik riskleri oluşturmamak. Default risklerini oluşturmamak. Tahvil piyasasını en kötüden korumak. Hisse senedi piyasalarını en kötüden korumak. O sırada temel hikaye normalleşsin. Bu kelimeyi doğru anlamak lazım. Yani moral dediğimiz ahlaki değer demek, gerçek hikayeden mümkün olduğunca insanları uzak tutarak o sırada gerçek hikayeyi düzeltmeye çalışmaktır bunun esası. Ama bu yapılmıyor. Kötü olan o. Yani hani bu kadar parayı basıp zengini daha zengin edip fakiri daha fakir etmek yerine sorun çözmeye yönelik bir şeyler olsa buna ben moral değerler taşınıyor, ahlaki bir çöküntü yok diyeceğim. Ama burada bir moral hazard var. Yani ahlaki çöküntü var. Parayı bas CEO'lar para kazansın, şirketler daha zengin olsun ama çalışana bir şey yok. Gerçek, real ekonomiye bir şey yok. Onu söylemeye çalıştım, doğru ifade edin. Doğru. Ayıklanmayı sonraya bıraktılar, onu da söyleyeyim. Yani biz şu virüsü bir atlatalım, o gündemimizden düşsün. Sonra kim nerede ne kadar hasar aldı, hasar almadı. Reel sektörü mikro ondan sonra bakacaklar. Özetle dolar endeksi bize yardımcı olarak devam ediyor. Ama uyarımızı yapalım. 98 üzerinde 99-101'e gidersek borsalar için bir ikinci satış denemesi olabilir. Cuma'yı bir prova olarak gördük. Cuma pazartesi ABD borsalarında. O provayı bir kez daha deneyebilir. Gözler dolar endeksinde. Hemen hızlıca bir arada bir petrol bakalım. Çünkü petrolü de önemsiyoruz. Geçen hafta dedik. Neden önemsiyoruz? Eğer iyimserlik varsa, talep yavaş yavaş kıpırdayacaksa, arz talep dengesi içinde petrol yukarı yönlü çaba içine girecekse bu bütün emtia gruplarını etkiler. Bu gider hisse senetlerine doğru pozitif etki yapar. Yani piyasanın risk iştahını anlamlandıran bir grafik evet. haline gelir. Sadece OPEC dışı ülkelerin habire arzı keserek, arzı minimuma indirerek yukarı yönlü bir petrol fiyatı istemiyorsak, bu suni bir davranış neticede, arz talep dengesinden, işin ortodoks politikalarından uzaklaşmış bir durum var. Bu durumun normalleşmesini istiyorsak petrole de bakıyoruz. Gepe doğru potansiyelimiz devam ediyor. Yani 45-46 dolarlar sevgili Artunç. Henüz kapamadık. Yaklaşıyoruz, geri dönüyoruz. Yaklaşıyoruz ama en azından hedeflediğimiz bandın içine girdik. Yani 38-40 dolar yukarıda, 46-48 dolar aralığında, yani aşağıda ve yukarıda bir 8-7-8 dolar bandın içinde. Bu da yöneriyor. İndikatörler, kullandığım buradaki indikatör de bir dönüş sinyali vermiş sevgili Artunç. Yani yukarı yönlü hareketi potansiyelliyor.
önümüzdeki dönem benim beklentim borsalara satış gelmez. Dolar endeksi ekstrem yükselmez. Yani virüsle ilgili ikinci dalga sahada realize olmaz ise, sadece korku olarak kalır ise, piyasalarda olumlu hava ara ara satışlarla devam eder. Bu da petrolü, petrolde işlem yapanlar için, petrole bakanlar için söylüyorum, 48-55 dolar aralığına sokar bu sefer. 48-55 dolar potansiyeli mevcut. Ama onun üstüne açıkçası 120 günlük, 120 haftalık ortalama 57 dolarlarda, 56,5-57 dolarlarda oranın üstünü talep oluşmadan beklemiyorum. Suni olarak kalır. Ama en azından buralarda tutmak bile bir dengedir. En azından hisse senetleri piyasaları için. Hemen S&P'de devam edelim. Zamanı da efektif kullanalım. İlk grafiğimiz S&P'de en büyük resimden baktığımız grafik. Yani bu hep hatırlatıyoruz her hafta. 1570'leri görmüş zamanında en tepe. Birkaç kere görmüş. Sonra gelmiş 2008 krizinde 666 dibi görmüş. Oradan parabolik bitiren, parabolik trendin içinde kalan ve çok önemli eşik olan 2900-3000 bandını, 2950-3000 hatta. Çok dikkatli izleyicilerimiz var. Geçen senin yayınını izledim. Aşağıdan da soruyorlar. Bu da bize moral veriyor. Yani bizi izleyen izleyicilerimize buradan teşekkür ediyorum. Eleştiriler için de teşekkür ediyorum. Yapıcı eleştiriler için de. Hassasiyetleri için de. Zaten sağ olsunlar teşekkürlerini de gösteriyorlar. Çok kritik bir yerden döndük. 3124'ler civarındayız. 3075 de önemli bir pivot seviyesi. 3075 üzerinde kalabilmek zaten daha önce gördüğümüz tepeleri gösterecek. Dolayısıyla burada bir problem yok gözüküyor şimdilik. İzleyici sorusuysa alalım onu. İzleyici sorusu hemen şimdi buradan cevap veriyorum. Peki. İkinci grafikten cevap veriyorum sevgili Artunç. Burada ikinci grafiğimiz biraz daha tekniği öne çıkartıyor, günlüğe döndük. Resmi büyüttük. 21-50-200 günlük klasik senli ortalamalarımızı barındırıyor. Şu telefonun sesini kapatmayı unutmuşum. İzleyicilerden özür dilerim. O kadar doğalız ki bu yayınlarda. İzleyicilerle beraber interaktif yarın kahraman eminim bize o imkanı da sağlayacak. Aralarda böyle sorular alacağız falan. Böyle integral FX TV ilerledikçe buradaki yayın akışı da böyle başka bir yerlere gidecek. Biz Zoom yapalım istersen izleyicilerle beraber. Olur, olur. Zevkle. Tamam. Bir gün yapalım. Çok şık tamam. Olur. Tamam. Çok şık olur. Şimdi diyor ki bana teknik, ben 50-200 günlüğü kırdım diyor. Yani şuradaki bu sert düşüş, Şubat-Mart ayında yaşanan sert düşüş, 50-200 günlük, 21 günlük ortalamaların birbirini kırdığı aşağı yönlü trendin oluştuğu. Ne çabuk trendin içine soktular. Paraya bak sevgili Artuş. Paranın gücü bu. Sen 4,5 trilyondan bilançoyu 7,5 trilyona taşırsan ve her şeyi alıyorum dersen bu iş böyle olur. Ve 50-200 günlüğü kırdı. 21 günlük taşıyıcı ilk destek. Yani 3060 altta deneyeceği yer 50-200 günlük. Tam 2950-2970. Oranın altında kalırsak herhangi bir haber akışıyla ve kapanışlarla teyit edilirsek problem başlayacak S&P 500 endeksinde. Tam da dönmek üzere. Henüz net alım vermedi. Bu hareketin düzeltmesinden sonra yani 3250'lere bir yaklaştık ya sevgili Artunç. Hı hı. Oradan aşağıya geldik 2950-3000. Ortalamalarda yön yukarı. İndikatörde bir kez daha dönerse ilginç işler olur. Nasıl ilginç işler olur? 2950-3000 stoplu. S&P 500'ün yönü yukarı. Hedefler hani net konuş diyorlar bazen. Net konuşuyorum işte net. 2950-3000 stoplu. İhlaller dahil 2900-3000 stoplu. S&P'nin yönü yukarıdır. Hedefleri 3150-3250'dir. Orayı da kırarsa hemen 3400'lere kadar hareket şu gördüğü tepeye kadar devam edebilir. Böyle bir istek var. Bu indikatörde onaylarsa ama şunun ne kadar önemli bir destek olduğunu görelim. Çok çok önemli altında. İşte hemen 2 saate döndürelim. Bazen sen de periyot değiştiriyoruz ya. Periyot tam 200 2 saatlik grafiklerde 200'lük ortalamadan dönmüş. Tam oradan dönüşü vermiş. Yukarı yönlü. Buradan da alı vermiş. Zaten her al seviyesi gördüğün gibi 2 tane önemli 50 günlükten veya 200 günlükten geliyor.
buraların altı geçtiği an indikatör aşırı satımda uzun süre kalabiliyor. Bu da bir finansal okuryazarlık olsun. Şu bölge çok önemli. Mesela gelmiş, kırmış, devamlı aşağıda deneme yapmış, geçememiş ve aşağı yönlü hareketini hızlı bir şekilde sürdürmüş. Teknik analiz bakanlar periyot değişimini iyi bilecek. Günlük resimde büyük resime odaklanacak, omurga değerleri odaklanacak. Ama daha kısa trade edenler 2 saatlik, saatlik, hatta bazen 15 dakika sen bakıyorsundur, 5 dakikada da tetikçi kullanır, pozisyon kapatır. Bir süren stop koyar veya indikatör kullanıyorsa onu 5 dakikada arar, 15 dakikada arar, saatlikte arar. Onun için periyot geçişleri, hani ileride bunları anlatacağız integral FX TV izleyicilerine, periyot geçişleri, periyotlarda indikatörleri kullanmak, ortalamaları kullanmak çok konfordur. Ama bunun için ciddi çalışma gerekir. Dolayısıyla özetle S&P 500 ne diyor? Ben yukarı gitmek istiyorum. 2900-3000 bandını aşağı kırmadıkça, ama orayı kırarsam başka bir senaryo. O durumda sanıyorum dolar endekste muhtemelen tekrar 99-101 eşine gitmiş olur diyelim. Hızlıca altına geçelim. Hani altında yönü bulan altın bulur dediğim grafik. Burada hala sıkışıyoruz. Sevgili Akış, galiba senin üçüncü haftada yani biz zaman analizi de kullanıyoruz başka yerlerde. Zaman analizi bu hafta işaret ediyordu, sana söylemiştim. Şimdi sonra üçüncü haftayı senin dedikten sonra ben tekrar grafiklere bir fokuslandım. Hakikaten Haziran pivot ay tamamı. Altında yön arayışı için Haziran tamamı fokus. Temmuz'a kademeli açılımların başarısıyla girip ikinci dalga virüs gelmiyorsa altında yön başka olacak muhtemelen. Evet. Ama bu kademeli açılımlara virüsün ikinci dalga etkisiyle blokajlanıyorsa başka bir senaryo. Fakat şöyle de bir enteresan var bizi zorlayan. Yahu sadece güvenli limanına gitmiyor ki bu. Tabii. Bir de giyiyor emtia gömleğini, sahaya emtia gömleğiyle çıkıyor. Ben giderim diyor. Bak diyor, dolar endeksi düştü diyor. Diğer emtialar coştu diyor. Bu tarafta da basılan paranın enflasyon riski var diyor. Ben diyor o emtia gömleğini artı enflasyon riskinin öncül fiyatlamalarını da fiyatlarım diyor. Altında yön bulmak hakikaten zor ama şu çok net, 22-22 altın için önemli bir pivot benim kafamda. 2 senelik perspektifte altın düşsün de alalım dedirtiyor grafikler. Düşürmüyorlar. Belki düşmüyor belki. Ya, düşürmüyorlar çünkü alacak daha çok para olabilir. Hazır risk azaldı gibi gözüktü. Ama daha temel hikayede çok büyük riskler var. Ben altında bu fiyattan bulayım diye bekleyenlere mi aldırmak istemiyorlar? İzleyip göreceğiz. Ama piyasa net olarak 1670-1670 100 dolar içerisinde sıkıştı. Pivot 1700-1735 bizim meşhur. Hemen ikinci altın grafiğimizde biraz daha tekniği çalıştırıyoruz. Yeni bir alım dalgası. Bak aşağıdan gelen hareket. Tam 1700 pivot. Bir kez daha 1700'ün altına gelirse hem 50 günlüğün altına gelmiş olacak hem de bu trend çizgisinin altına gelmiş olacak. 1650'yi bu sefer görür. Bir kez daha 1700 hatta 1680'in altına geldiği andan itibaren 1600-1650. Yani 200 ve 120 günlük iki ortalamamız. Potansiyel. Peki indikatör ne diyor? Ha, henüz aşırı alımda falan değilim diyor. Yukarı yönlü riski gösteren bir görünüm içinde. Beni korkutan bu. %50-50 altın. Hani %50-50'ye çıktı adımız. Ama 49-50.5 diyoruz. 50 artı pozitif, 50 artı negatif diyoruz seninle. Ya o 50'ye bir anlam katıyoruz. Çünkü %70 diyebilen yok. Var mı sevgili Artuş? Yok. Onca piyasalar izliyorsun. Onca makale okuyoruz. Yani buralar alım seviyesidir, buralar satım seviyesidir demek altın için öyle kolay bir iş değil. Farklı bir grafik ama net olarak söyleyeyim. Yukarı yönlü gidiş de onaylamıyor. Aşağıdan yukarıya dönüş de onaylamıyor. Ama aşırı alımda olmamak da yukarıya onaylamıyor. Fakat bir türlü bu dönüş de, her dönüş de bir türlü aşağı kırmıyor. Dediğin gibi. Hani ben üçüncü haftayı biraz daha uzatayım. Haziran'ın sonuna kadar ki süreçte bir yön verecek. Ya 1730-1750 ya 1700-1670. Hızla 1650-1600 hatta 1550'ye kadar ben potansiyel görüyorum. Ne taraftayım dersen
Ben pek yön vermem. Benim işim yön vermek değil, strateji, ama ben altında hala bir düzeltmenin gelmesi daha potansiyel diyorum. Gelmiyorsa borsalar fena satış yer. Hangi dinamikte olduğuna bağlı ama. Evet, sen zaten bir beklentidesin borsalar için. Dolayısıyla altının da yukarı gidebilmesi için, güvenli liman hareketini yapabilmesi için bir rahatlama ihtiyacı var diyorsun. Aynen öyle. Şimdi hemen bizim finansallara geçiyoruz ve sevgili Artunç, orada bankacılık sektörüyle, çünkü neden bankacılık? Yani borsa İstanbul'dan önce bankacılığa hızlıca geldim. Banka artık gitmeli. Bankayla gidecek bir hareket demiştik. 130 bin lira kadar geldik, geçemedik, döndük. An itibariyle 126.500'lerde sevgili Artunç. Hala da 21 Eylül günlüğü kırmadı. Yani bir türlü yeterli gücü alamıyor bankacılık sektörü. Evet. Borsa İstanbul özelinde. Zaten bir alsa 230'un üzerinde iki potansiyel hedefimiz var. 136.200 günlük ortalama, 141.500 kanal çizgimiz. Şu bandın içine gelmek demek Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir 10 bin puan daha demek. Evet. Borsa İstanbul için konuşuyorum. 111-112'lerde, 110-112'lerde yön arayan, yönünü yukarı çevirmek isteyen Borsa İstanbul için konuşuyorum. Bankacılık endeksindeki stopumuz 124.500, 124.000, aşağıda da 119-120. Bunlar sıralı bankacılık endeksindeki desteklerdir. Buralar kırılmadıkça bankacılık endekste yukarı yönlü arayış içinde olmaya devam edecektir. Hemen hızlıca Borsa İstanbul diyelim sevgili Artunç. İlk grafiğimiz gelsin. İlk grafiğimizde bizim meşhur, seninle ilk yayınlardan beri kullandığımız grafik. Zaten çok güzel göstermiş hareketleri, potansiyel hedefleri de vermiş. İndikatörlerde bir aşırı alım seviyesi var ama yorgunluk yok. Yorgunluk yok, yukarı yönlü gitmek istiyor. Zaten cuma günkü satış S&P'nin, pazartesi günkü satışa devam S&P'nin, bizim çok aşağı yönlü onu takip etmediğimiz bir süreç izledik. Bunda belki yabancı payının azalmış olması, yerli payının yüksek olması, belki bizim ucuz olmamız, belki hikayemizin güçlü olması, bunların ya da hepsi bir arada yukarı yönlü hareketi teyit ediyor. Ve 50-200 günlük ortalama burada da kırıldı yukarı yönlü. Sen evet, bu uyarıyı yaptıktan sonra aşağıda 81.500'lere kadar gelip yukarı yönlü hareketin içinde 50-200 günlüğü kırdı. Demek ki iki tane önemli stop bölgemiz var sevgili Artunç, yukarı yönlü hareketi ararken. Yukarıda şu gebim, şu gap bölgesinin 112-113'ün kapanması çok önemli. 112-113 kapandığı andan itibaren 115-120-125 gibi hedeflerimiz var. Hedefler bunlar. Potansiyel hedefler, ama bunun desteği aşağıda 21 günlük 107 binlere geldik. 106-107 ilk bölge, aşağıda da 50-200 günlüğün kırıldığı 103-104 çok önemli bölge. 100 bin de önemli de, psikolojik eşik, ama ben kanal olarak vereyim, bant olarak vereyim, 103-107 bin bandı içinde ve üzerinde. Diğer satışları karşılandıkça hedef 110 üzerinde, 112-113 bu daha önce gap bıraktığımız bölge, burayı aşabilirsek 115 hatta üstü. Yeter ki S&P'ye satış gelmesin. Yeter ki global ölçekte yeni bir ikinci dip arayışı süreci başlamasın. İndikatörlerimizde bunu onaylıyor. Hemen Borsa İstanbul için ikinci grafiğimi masaya getiriyorum. Bu dolar bazlı grafik. Sevgili Artunç, dolar bazlı grafiklerde arada bakıyoruz seninle neredeyiz diye. Yabancı gelir mi? Tekrar realize olur mu? Borsa İstanbul ucuz mu? Hala ucuz. 111 bine gelmişiz. Çünkü dolar 6.80-85'lerde, Borsa İstanbul'un 110 binlerde olduğu yerde 1.60 centlerdeyiz. Ölüsü 1.82 eder diyoruz. Ölüsü derken yanlış anlaşılmasın, böyle tabirler arada kullanıyoruz. Yani bir televizyondaki koltuktaki gibi çok dikkatli her kelimeyi seçerek değil, biraz daha bizi izleyen izleyicilerimize daha paydaş olduğumuz bir yayın olarak görüyoruz. Yani 2 cent bilir bizim eski borsacılar, dirençti. Sonra destek oldu. Şimdi 2 cent gene hedef. Birkaç kez denediğimiz, hem 2019 hem 2020'de denediğimiz 2.2. Rekor kırdığımız yerde 2.2 cent'e gidebilmişiz Artunç. Burada bir 5 var. 3 tane 5 var. Ama hangi ortamda 5 cent? Virüsü atlattık, Türkiye %5 büyüdü, işsizlik onlara geldi, altına indi, enflasyon %5'e geldi.
kalıcı oldu Westen. Özal fıkrası vardı, onu anlatırdım şimdi ama geçeyim, anlatmayayım onu. Ama en azından sorunlarla mücadele eden, oraya doğru gitmek isteyen, Türkiye'nin borsası 2, bu ben söylemiyorum, grafikler söylüyor. Her seferinde 2-2,5 hatta 3 sent bandı içinde bir yer bulmuş kendini sevgili Artuç. Buradan projeksiyon yapabiliriz Borsa İstanbul'un potansiyel hedefleri üzerinde. Ne zaman 5 sent görmüşüz kardeşim? En son 2018'de. 2018'de. Yani esasında tamamen hani o şeyin başladığı dönem. Global olumsuzluklarla birlikte Türkiye'de de acaba yansımaları hani, ekonomik olarak içe kapalı mı olacak, dışarıyla bütünleşecek mi tartışmasının başladığı yer burası. Ama burada tabii 2018 Mayıs bu. Kur manipülasyonu, kur şoku hareketi de var. Yani kurun 3.60'lardan 7'lere gittiği derken? Dönemin yani kur üzerindeki baskıyı söylüyorum. Yani 3.60'dan 7'ye giden kur hareketinden bahsediyorum. O manipülasyon muydu o hareket? SPK'nın tebliğleri çok açık. Yani spekülasyonla manipülasyonu ayırıyoruz. Bir kısmı belki Türkiye üzerinde baskı olarak. Bunu ABD Başkanı söyledi. Ben söylemiyorum. Hayır. Kerem Alkin ben Kerem Alkin gibi düşünüyorum diyorsun. Hayır, referansım. Hayır, ben Kerem Hoca'ya saygım sonsuz. Ben kendi referansımı söylüyorum. Hani Kerem Alkin de manipülasyon diyor ya oraya. Trump kendi itiraf etti. Türkiye'ye baskı yaptık dedi. Yani Türkiye üzerinde baskı kurduk dedi. Yani ben demiyorum. Trump'ın söyleminin öz çevirisi. Ve görülen hareketler bu. Yani kur hareketleri için konuşmak öyle kolay değil. Neticede spekülasyon ayrı bir şeydir, manipülasyon ayrı bir şeydir. Manipülasyon dememizin sebebi bazı hareketlerin normal hareketlerden farklılık gösterebilme özelliğidir. Bir kısmı da dediğim gibi Amerikan Başkanı'nın kendi öz eleştirisidir. Ben bu şekilde okuyorum, bu şekilde söylüyorum. Onun için o hareketin, kur hareketinin getirdiği bizi seviyeler aşağıda 1.20'ler. Oradan tekrar toparlanma çabası. Her ihtimalde yukarı yönlü bir potansiyelimiz var diyelim. Oradan hızlıca son olarak Viyop'la bitirelim. Bizim için Viyop çok önemli. Çünkü integral FX televizyonlarını takip eden izleyicilerimizin önemli bir kısmı hisse senedi dışında, FX piyasa dışında içeride de işlem yapıyor. Viyop tarafında da işlem yapıyor. Ve bizim geçen hafta seninle söylediğimiz, aman dikkat dediğimiz bölge 124-125'te hatırlarsın sevgili Artunç. Evet. Tam oradan döndük. Yani 200 günlük ortalama, 100 günlük ortalama 123 binlerde, 200 günlük ortalama 125 binlerde. 123-125 aşağı kırılmadıkça yönümüz yukarı. Neresi? Şu an 127-500 aktif fiyat, 130 ve üzeri, 130-131 hatta 140'a kadar potansiyel var. Stoplarımız belli, yönümüz belli en büyük resimde. Hemen ikinci grafik, hatta bundan önce şu grafiği vereyim ki, bu saatlik bir grafik. Sıkışmayı göstermek için söylüyorum. 129.500 defalarca denediğimiz yer. 129.500 ve şuradan gelen tren çizgimiz 130.500. Burasını kırabilirse ilk hedef 134-136. Hemen hızla. Arada bir yer yok. Hızla gider. Hızla gider. 3 kere denemiş. Geçememiş. Geçiyorsa yukarı. Stopumuz neresi? 125-123. Kırıyorsa 120-122.5. Aman buraları önemli destekler olarak görelim. Temkinli iyimserlik şu demek, iyimseriz. Temkinli iyimserlik içerisinde stoplu gitmek yukarı yönlü arayışlar için her zaman alternatiftir. Bazen de aşağı yönlü bekleyebiliriz ama yukarı yönlü dirençleri bu sefer stop olarak kullanırız. Aşağı beklerken diyelim biz yok tarafında 120'nin altı 110 bekliyoruz. Bu sefer 125 atıyorum stopumuz olurdu. Ve hemen o short pozisyonu değiştirip farklı bir pozisyona geçmiş olurduk diyelim. Son olarak son grafikte bitirelim bugünkü yayınımızı. O da seninle kullandığımız indikatör eşlikli saatlik grafiğimiz. Evet, 130'un ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 129.530 burayı kırdan çok önemli bir yere doğru hareket başlayacak diyor day trade edenler için. Alım satım seviyelerini her seferinde bize vermiş. Çünkü omurga değerlerimiz 127.000 ve 126.900 yani 127.000 126.500 çok önemli arada pivot olmuş günlük işlemlerde üstü altı. 129-130 geçilemiyorsa short yapıyoruz.
126-127'yi bekliyoruz. Hatta 125'i bekliyoruz. Aşağı yönlü kırmadık. Bu sefer 124-125'ten alacağımız ilk hedef 126.500-127.500, hatta 130. Day trade edenler için, saatlik, 2 saatlik trade edenler için de bir trading idea gibi düşünelim. Bunun büyük resmi de şöyle. Yönümüz yukarı diyor, 130'un üzerinde farklı bir alana giriyoruz diyor. Ortalamalar omurga değerimiz olan 123.800 geçmeye başladı diyor. Yani 123-125, maksimum 120-122.500 geçilmedikçe yönümüz yukarı diyor. Bugün teknik analiz bakışımız, piyasa bakışımız bu kadar. Ha bu arada hani Emre abiyle Kerem abinin yayını benim için efsaneydi. Çok hoştu, seyrettim. Ali Perşembe'yle olan yayını seyrettim. Çok keyifliydi. Ali abinin bakışı çok farklı. Arada böyle yayınlarını zevkle seyrediyoruz. Diğer bütün yayınları seyrediyoruz. Integral FX TV gerçekten farklı videolarla hem eğitim tarafında hem piyasa yorumu tarafında hem de farklı bakışlarla en iyi vermeye devam ediyor. Ben de bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. En son olarak da şunu söyleyeyim. Ben yani sen dedin ya Kerem abi gibi. Evet, Türkiye için ben hep pozitifim. Hep de pozitif kalacağım kendi adıma. Tamam. Çünkü ülkemi seviyorum. Biz de ülkemizi seviyoruz. Gerçekleri söylemek ve pozitif kalmak ikisi de çok doğru şeyler. Gerçekleri de söyleyeceğiz. Hep pozitif değilse negatifi de söyleyeceğiz. Çünkü tek amacımız var hepimizin. Yani aynen, daha iyi bir ülkede, daha iyi bir dünyada yaşamak. Çünkü aynen, benim bu olumsuzluklar içerisinde görebildiğim tek olumluluk var. O da şu: eninde sonunda insanlar bu işin böyle ülkelerin içerisine kapanarak çözülemeyeceğini bence görmeye başlıyorlar. Yani global mutabakat. Bu bence çok kilit. Global mutabakat, kesinlikle. Bu çok kilit bir şey. Cüneyt'ciğim, hep beraber çözeceğiz. Kesin. Cüneyt'ciğim, bence bugüne kadar yaptığımız yayınların en iyisi oldu. Neden diyeceksin? Bir, sen daha yakışıklı gözüküyorsun. İki, ekran çok daha iyi gözüküyor. Üç, az zamanda hızlı şekilde çok daha net mesajlar verdin. Ben artık %50-50 falan demeyeceğim sana. Bu kadar ciddi bir pozitif hava olması ihtimali üzerine vurgu yaptın. Hep birlikte takip edeceğiz. Gerçekten topları vererek ama tabii. Tabii. Yani o her zaman teknik analize uyacaksınız. Bu iş psikoloji. Bu iş psikoloji. 50 tane işlem yaparsanız 40 tanesi küçük stoplarla kapanmalıdır. Diğerleri büyük karlarla size büyük getiriler sağlamalıdır. Ali Perşembe'nin de söylediği esasında teknik analizinde özü bu bence. Çünkü yani oyunda olabilmek lazım. Bu iş bence %50-50 oyundur. Onun için sana da %50-50 diye soruyoruz. Yani bugün hiçbir enformasyona sahip olmadan bir trade etsen, önemli olan ondan sonra o trade'i disipline göre yapmaktır bence. Evet. Yani doğru şeyi bilmek bile para kazandırmayabilir. Yanlış düşünebilirsin ama disipline uyarsın. Benim için bakış açısı bu. Çok tuttum, çok özür dilerim. Cüneyt Baksoy'a çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.